Suriye'de yaklaşık 21 aydır devam eden şiddetli çatışmalar 3 milyondan fazla kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı. Çatışma bölgelerinden kaçan ancak komşu ülkelere sığınamayan Suriyelilerin bir kısmı da Türkiye sınırına yakın bölgelerde kurulan kamplarda konaklıyor. İdlib kenti yakınlarındaki bu kampta yaklaşık 12 bin Suriyeli savaşın yanı sıra etkisini artıran kış şartlarına da ayak uydurmaya çalışıyor. Vallahi sabi. Bu yaşlı kadın çadırların yağmura karşı bile dayanıklı olmadığından, soğuk havadan ve yeterli yiyecek bulamamaktan şikayetçi. Temel ihtiyaç maddelerinden yoksun mülteciler bölgeye gelen yardımlardan alabilmek için birbirleriyle yarışıyor adeta. Mülteci kampında 3000'den fazla 12 yaşının altında çocuk bulunuyor. Tıpkı Hama'da evine bomba düştüğü için yaralanan ve kampa sığınan Abdullah Ahmet gibi. Kampta elektrik ve tuvalet bulunmuyor. Çadırlar kış şartları için uygun değil. Mülteciler kampta yeteri kadar battaniye dahi bulunmadığını söylüyor. Kampın içecek suyu ve sıcak yemeği Türkiye Kızılay tarafından temin ediliyor. Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelere sığınan Suriyeli mültecilerin sayısı ise 500 bini aştı.